Hülya merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün Ataköy Mahallesi'ndeyiz değerli izleyenler. Ataköy Mahallesi'nin ara sokaklarına böyle. Mert'le öyle karar verdik. Gölgelik alanda da gezeceğiz. Bugün Malta çok sıcak değerli izleyenler. Hakikaten. Yani bir haftadır o süren sabah serinliği maalesef bugün itibariyle sona ermiş durumda. Ve bayağı bir sıcak hava olduğu için gölgelerde gezelim istedik. O yüzden de Ataköy Mahallesi'nin bu ara sokaklarını gezeceğiz. Ara sokaklarda durumlar neler? Onları ekranlara getirmeye çalışacağız. Burası neresi? Hasan Bey Caddesi değerli izleyenler. Hasan Bey Caddesi üzerindeyiz. Oradan ara sokaklara doğru ilerleyeceğiz. Hemen Mert'in çektiği nokta Fahri Kaya'na giden yol. Hemen ters tarafa dönerse Mert, buradan da giden yolda Malatya Lisesi'ne doğru giden yol. Burada bir abimiz var, ona bir selam verelim. Selamünaleyküm. Abi nasılsın, iyisin? Teşekkürler, merhabalar. Durumlar nasıl? İyi, çok şükür. Arabayı verdik. Evet, boş zaman, iş yok, güç yok. Ortam iyi değil. Değil mi? Bu nedenle yapacağımız başka da bir şey yok. Esnaf olarak beklentiniz ne? Beklentimiz satış. Başka ne olabilir? Fiyatlar anlamında ama bazı esnaflar çığırından çıkmış durumda. Özellikle yani mesela hadi bir ürünün fiyatı bellidir. Yani 10 liradır, 5 liradır. Stabil değil fiyatlar. Şaşırıp kalıyoruz. Hafta. İşçilikte çok büyük sıkıntılar var. Evet, yani. Örneğin kayısı işçiler, çalışan işçiler bayağı emeğimizi korutmuyor falan diye söylüyorlar. Herkes halinden memnun değil. Bir de yerel yönetimleri de belediye başkanlarını, milletvekillerini, diğer insanları hiç ortamda, insanların iç içe göremiyoruz. Bilmiyorum. Sanki böyle saklambaç oynar gibi bir türlü ulaşamıyoruz kendi sorunlarımıza. Malatya'nın sorunu öyle bir kent görünümünde. Ben şehir çocuğum, şehirde yetişmiş bir insan olarak sanki kasabaya andıran bir şey durum. Bundan da rahatsız, işler yok. Hiç mi ulaşamıyorsunuz? Hiç ulaşamıyor musunuz? Yani ulaşamıyoruz. İnsanlar halkla iç içe değiller. Eskiden en azından dolaşıyorlardı belediye başkanları. Yerel yönetimde milletvekili halkın arasına giriyordu. Hiç böyle göremiyoruz kendilerini. Eskiden daha iyilerdi. Nedendir? Şikayet mi çok? Şimdi ortamdan dolayı mı? Gelişen teknolojiyle beraber sosyal medya kullanımı arttı biliyorsunuz. Aynen aynen. Ama şu şikayet çok geliyor bana. Evet. Mesela eleştiri kimse kabul etmemeye başlamış. Özellikle vekiller hemen bloklamaya, engellemeye başlamışlar. Yani ulaşmasın bana gibisinden. Bunlar çok yanlış şeyler. Kesinlikle. Vekil yapıyor mu? Bence vekil yapmıyor ama danışmanları nedense bir anda hemen insanlara blok atıyor. Bakın değerli vekillerimiz, değerli belediye başkanlarımız, bunu yapmayalım. Vatandaş size ulaşmak istiyoruz. Hakaret etmedi sürece. Kesinlikle. Yani onlar da bizim seçtiğimiz memleketin vekilleri. Bu memlekette yaşıyoruz. Bu memlekette seçilmiş kişilersiniz. Doğru yani söylüyorsun. Hakaret etmedi sürece yani engellemenizin bir anlamı yok. Eleştiriye her zaman açık olmanız gerekiyor. İnsandan halktan korkmamak lazım. Girmek lazım. Dolaşmak lazım. İnsanların şikayetlerini, düşüncelerinin neyin ne olduğunu muhakkak kendileri daha iyi bilir ama bunları da düşüncelerine katmaları lazım halkın. Aynen öyle. Yani bilmiyorum. Allah sonumuzu hayretsin. Amin. İyi olur diye düşünüyoruz. İnşallah. Bakalım ne olacak. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı görevler. Hoşça kalın. Sağ olun. Devam edelim Mert. Gel şu ara sokaktan çıkalım. Sokağın ismi neydi abi? Bu sokağın ismi aktı biliyor musun? Yok. Ataköy Mahallesi sorarız. Dur. Buluruz. Ben şimdi şeyden buldum. Tabeladan görürüm abi. Selamünaleyküm. Telefonla mı görüşüyorsun? Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim. Abi bizim usta orada, oraya gidip görüşebilirsin dükkanda. Sıkıntı yok. Bu seninle görüşelim. Ne olacak sanki? Yok, tamam hadi görüşürüz. Tamam. Kolay gelsin. Celal Apartmanı'nın oradaki yazıdan bakayım. Kekik Sokağı'ymış bu sokağın ismi değerli izleyenler. Kekik Sokağı'nda ilerliyoruz. Ataköy Mahallesi'ndeyiz. Ataköy Mahallesi'nin ara sokaklarını gezeceğiz. Buradaki binaların durumuna da bakacağız. Genelde 3-4 katlı binalar. Fazla yıkımın hissedilmediği yerler diyeceğim ama işte yine vardır. Aralarda çıkar. Boşaltılmış daireler, terk edilmiş binalar burada mevcut. 1986 yapımı mesela değerli izleyenler. Kale Apartmanı. Yine Ataköy Mahallesi'nde 1986 yapımı, çok şükür hiçbir şey yok. Yaşam da devam ediyor zaten. Yavaş yavaş yukarı doğru gidelim. Sinek çok değil mi Mert? Başımıza bela oldu. Kara sinek çok değerli izleyenler. Bu ara şehirde aşırı derecede kara sinek var. İlaçlamalar yapılıyor deniyor ama işte yetmiyor. Biraz daha fazla yapılması gerekiyor gibi düşünüyorum. İnşallah yetkililer sesimizi duyuyordur. Bu ilaçlama konusunda herkes şikayetçi. Kekik sokakta ilerliyoruz Ataköy Mahallesi'nde. Yukarı doğru yavaş yavaş çıkalım. Buralardaki son durumu da gösterelim. Bak buraya aslında güzel bir şey yapmışlar Mert. Biz biliyorsunuz değerli izleyenler, amatör liglerde çok yayınlar yaptık, çok maç anlattım. Malatya'nın Mahalle Rock Spor Kulübü hangisidir? Ataköy müydü acaba? Ataköy Spor'umuz vardı. Devam ediyorlar sanırım Ataköy Spor. Hizmet, spor anlamında devam ediyor.
Şimdi de Çağlar Sokağı'na doğru ilerleyelim Mert. Yoksa bir sokaktan mı gidelim? Buradan gidelim hadi. Çağlar Sokak'tan ilerliyoruz. Ataköy Mahallesi'ndeyiz değerli izleyenler. Burada ilginç bir yapı var Mert, onu da çekelim. Dış yapısı bayağı farklı bir yapı. Sanırım buranın reklamı da vardı. Mert, aklına geliyor mu? Binanın satışını yapılırken. Dışı bayağı ilginç olmuş buranın. Şöyle birileri de var burada. Selamlar da verelim. Sokak sokak gezmeye devam ediyoruz. Ara sokakları geziyoruz. Ataköy Mahallesi'ndeyiz. Rıza Baba Apartmanı'nın önündeyiz. Selamünaleyküm. Burada mı oturuyorsunuz? Evet. Rıza Baba kim? Rıza Baba öldü. Rahmetli. Mekana cennet olsun. Evet. Kaç yaşındaydı? Ne zaman öldü hatta? 78, bir ay olmadı. Yine mi vefat etti? Evet. Hadi ya. Tatile gelmişti. Neredeydi ki? Fransa'da. Oo. Hanım ile izne gelmişlerdi. Ha. Abdülvahap köyü var. Biliyorum. Oraya git, tatile gitti, gezme. Kalp krizi geçirdi, rahmetli oldu, geldi. Mekanı cennet olsun, ne diyelim? Rıza babamıza mekanı cennet evet. olsun. Burada oturuyorsunuz galiba. Evet. Planınızın durumu iyi gibi. Çok şükür. İyi. Emekli misiniz? Hayır. Çalışıyorsunuz? Evet. Nerede çalışıyorsunuz? Organizada, ikinci organizada. Ne iş yapıyorsunuz? Lokum. Lokum? Bulut lokum. Bulut lokum. İmalattasınız yani. Evet. İşler nasıl gidiyor abi? Şimdilik sıcak gitmiyor. Soğukta gidiyor. Niye? Yani mevsimsel mi satılıyor? Evet. Anladım. Sıcak oldu mu fazla imalat yapamıyoruz. Öyle mi? Evet. Durdu mu şu an imalat peki? Durmadı da. Zayıf oluyor herhalde. Zayıf oluyor. Zayıf imalat. Evet. Oluyor. Hava serinledi mi daha iyi işlerimiz güzel oluyor. Hı. Allah kolay versin. Organize durum nasıl yani? Vallahi bizim işimiz... İşçi açığınız var mı? Bizim... Eleman bulabiliyor musunuz? Ya istediğimiz buluyoruz. Hakkını versen bulursun. Değil mi? Evet. Ya 17 bin liraya da şu an çalışmak zor geliyor insanlar aslında. Bir de sigorta. Sigorta. İşverene maliyeti fazlasıyla var. Fazla oluyor. Evet. Allah kolaylık versin. Ürünlerinizi yurt dışına mı satıyorsunuz, yurt içine mi? Hayır, doğuya. Hep doğu bölgesine satıyorsunuz. Evet. Allah kolaylık versin. Sağ ol. Üreten insanlarımız her zaman var olsun inşallah. Aynen. Sağ olasın. Abi kolay gelsin. Hadi teşekkür ederiz. Sağ olasın. Devam edelim. Buradaki... Kimse... Biliyorum, bu binanın dış yapısını gördüm, o yüzden bir merak ettim. Bitmedi mi daha burası? Hayır. Hala devam mı ediyor? Aynen. Niye? Vallahi... Bu da mı gurbetçiydi acaba burayı yapan? Hayır. Atmalı, Arguvan Atmalı. Hı hı. İstanbul'da yaşıyordu. Geldi burayı böyle kurdu. Böyle kaldı herhalde. Kendi yaşıyor içeride. Şu anda Kayısı'da. Ha, Kayısı'da şu an. Atmadı Arguvan'a. Ha, atmadı, anladım. Selamlarımız olsun. Arguvan'a da Atma'ya da selamlarımızı iletelim. RTV. Akşam tekrarını izleyebilirsiniz 17.30'da. Binanın dış yapısı sarayvari bir görüntü var değil mi Mert? Güzel olmuş ama ha. Biraz şaşalı. Göster istersen. Kapısı falan da bayağı orijinal bir evmiş. Yani güzel olmuş aslında. Kötü bir ev gibi durmuyor ama dediğim gibi. Şu an bitmemiş dedi abim. Demek ki bitmemiş. Buranın müdavimlerinden bir tanesi abim. Yeni binalar değerli izleyenler görüyorsunuz. Çok şükür hiçbir şey yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ataköy Mahallesi'nde gezintimize devam edelim. Böyle Mert ara sokaklara gide gezelim olur mu? Yani gösterelim. En azından girmediğimiz sokakta kalmasın. Adım atmadığımız sokak kalmasın. Bu aşağıya da göster. Şuraya ne yazmış Mert? Başka bir hikayede başka bir mutlu son. Biz bunu hak etmiştik. SVE. Acaba o isimleri baş başa yazmış ama. Aşağı doğru mu gidelim yukarıdan? Yukarıdan gidelim mi? Aşağı doğru gidelim. Buradan da sanırım Paşa Köşkü'ne doğru çıkıyoruz değil mi Mert? Paşa Köşkü'ne doğru çıkıyoruz buradan da. Kolay gelsin. Sağ olun, siz nasılsınız? İyisiniz. Aynen. Balkon keyfi yapıyoruz. Eyvallah. Sizin de emrinize, emeğinize sağ olun. Sağ olun. Malatya olarak çok büyük emekleriniz var. Sorunları göstermek. Eyvallah, sağ olun. Sorunları çözmede. Umarım bu böyle devam eder. İki kararla tezisizsiniz. Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Durumlar nasıl? Vallahi sıkıntı yok şu anda. Eyvallah. Az hasarlı olarak şey yaptım. Yeni bina herhalde burası değil mi?
25 senelik falan. 25 senelik. Ha, o zaman dışına mantolama yaptınız. Mantolama yaptınız. Dışına bir güzellik çektiniz. İçik biraz yeni. Öyle mi? He. Diğerlerimiz de burada hep eski binalar. O yazıyı çektim şimdi. Mahalle takımı olan kim var diye, Ataköy Spor diye. Ataköy Spor'un 9 yıl başkanlığını yaptı. Biliyorum, biliyorum hocam, sizi tanıyorum. Devam ediyor değil mi liglerde? Devam ediyor. Başkanlığını bıraktım işte. Devam ediyor arkadaşlar. Allah kolaylık versin. Gençler, sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Emeğinize sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Abim şey dedi, Yegen dedi, sen de eline sağlık, Mert'e söylüyor. Tabii tabii, en büyük kahraman Mert zaten. Bu görüntülerin size ulaşmasında değerli izleyenler, Mert kardeşimin hakikaten büyük emeği var. Bu kamerayla, ben elimde mikrofonla dolanıyoruz, memleketi göstermeye çalışıyoruz. Bu şekilde yıkılan binaların yerlerine değerli izleyenler, büyük ihtimal burada ikame eden dükkanlar kurmuşlar. Aslında bir selam verelim Mert, gel. Berber eğer işi yoksa konuşalım diyeceğim ama böyle kendilerine merdiven yapmışlar değerli izleyenler. Şöyle gidelim. Kolay gelsin. Berberimize de bir selam verelim. Dostlar Saç Tasarım Merkezi. Abi, kolay gelsin. Nasılsın? İyisin? Senin adamını çağırdım abi. Gelin. Adamım kim? Hüseyin abi. Hüseyin abi gelsin. Nasıl gidiyor? Vallahi aynı. Değişen hiçbir şey yok. Buradaydı mıydın sen önce de? Aynen buradaydım. Buradaydın değil mi? Buraya yakıldı komiser. İş nasıl gidiyor? İş durgun abi, öyle şey yok, tat tuz yok. Yani. Allah Allah. Vallahi. Bir de millet herhalde Kayseri'ye falan gitti. Tabii. Bayağı azaldı. Bir haftadır bayağı bir yoğun şey, durgunluk var. Bir de bu sene şey de, Kayseri'de çok erken olmuş. Aynen. Şeyde de mesela, Hekiman normalde bir ay falan sonra olurdu. Hekiman bile şimdi olmaya başlamış yani. Vallahi bir tadı tuz yok. Tat tuz yok. Tıraşlar nasıldı? Kesmeyelim. Model abi. Model yapıyorsunuz herhalde. Aynen öyle abi. Ustam geliyor herhalde. Ustamla konuşalım. Dışarı gelelim dur. Dışarıda konuşalım. Açık havada konuşalım. Burada müzik sesi gelin, var. Gelin başkanım orada. Başka berber orada başkan. Başkan kim? Berber orada başkan. Ha gel. Onu bir yakalayayım. Gelsin. Gel. Ona bir, biraz şikayette bulunacağım ona. Dur. Gel. Onunla biraz konuşacağım. Biraz... Kaydedeyim mi kardeş? Canlı yayındayız şu an. Nasılsınız? İyisiniz? Hamdolsun. Siz nasılsınız? İyisiniz? Vallahi iyidir. Durumlar nasıl? Ülkemizin durumu nasıl? Sence nasıl? Bence şu an paranın kıymeti kalmadığı için hiçbir şeyin kıymeti kalmadı. Eyvallah. Doğru söylüyorsun. Hiçbir vallahi, şeyin kıymeti hiçbir yok. Hiçbir şeyin kıymeti yok. Aynen öyle. Burada Malatya Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanımız Ramazan Toptaş burada. Başkanım gel. Ben sana sizden şikayetçiyiz. Yok abi, ne şikayetçisi? Yok. Sen o... sakalını kesmişsin de ne hissin? Gel, evet, sen de gel, sen de gel. Gel şimdi fiyat anlamında şikayetçi insanlar. Yok, canlı yayındayız. Canlı yayındayız. Evet, buyurun. Canlı yayında tepkilere cevap vereceksin. Evet, buyurun. Şimdi başkandan başlayayım. Evet. Öncelikle nasılsınız başkanım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi sağ olun, teşekkür ederim. Kaç esnafınız şu an konteynerde, kaç esnafınız yerinde hizmet veriyor veya da hizmet veremeyen esnafınız var mı? Şu an %85 oranında bizim sıkıntılarımız çözülmüş durumda. Yani bir %15 kısım kaldı, hı hı, konteyner alamayan, ama onlarla ilgili de işte çalışmalar sürüyor. O da olarak elimizden gelen bütün büyük mücadeleyi verdik. Depremin ilk gününden beri Malatya'yı terk etmedi bu meslek grubumuz. Ben işte şehir dışına gidenleri biz hepsini ekibimizde tek tek arayarak işte memleketlerinize dönün, ağır hasarlı olmayan yerleri açın diye taleplerimiz oldu. Hepsi sağ olsun geldiler. Şu an çok büyük ihtiyaç deprem sonrası özellikle. İşte bu konuda biz iyi çalışma yaptık. Sağ olsun meslektaşlarımız da şehir dışında olanlar hepsi geri geldiler. Ağır hasarlı olanlar konteynerlara, az hasarlı olanlar da iş yerler salonlarını açarak bay bayan güzellik salonları. Tam yani dediğimiz seviyede de olmasa bile şu an mesleğini icra ediyorlar. Allah kolaylık versin. Şimdi şöyle bir durum da var. Vatandaşın tepkisi olarak söylüyorum. Ben vatandaş sesi olarak geldim, herkese konuşuyorum böyle. Yani sen başka bir oda başkanı olsan yine sorardım bu soruyu. Elektrikçi odası olsan, Şevket Kesin yiyorsam ona da sorarım aynı şekilde. Evet. Şimdi vatandaşın sıkıntısı şu. Diyor ki ben Elazığ'da diyor saç sakalda 200 liraya tıraş oluyorum diyor. Malatya'da niye 300 lira? Bunun bir açıklamasını yaparsanız. Şimdi Elazığ'da da fiyat aynı, Adıyaman'da da aynı, Malatya'da da aynı. Bu doğu çevre illerini araştırırlarsa en uygun ilin Malatya olduğunu görecekler. Tabii biz bunu yükseltme meraklısı değiliz. Biz defalarca bunu yetkililere ilettik. Mesela kozmetik ürünlerinde %500, %600 fiyat artışları var. Şimdi esnafın en büyük sıkıntısı neydi Malatya'da? Kira, değil mi? Evet. Yani burası da sonuçta bir kiralı bir yer değil mi abi? Evet, kiralı. Kiralı bir yer. Şimdi ben bu adamı anlarım. Çoğu esnaf ama konteynere geçti.
Kira derdi kalmadı. Belki personel de çok azaldı. Ama bu fiyatlar hakikaten vatandaşı yormaya başladı. Keza ben gözlemledim de şu, saç sakal çoğu berber mesela siz 300 lira yazmışsınız oraya. Onu almamaya çalışıyor. Genelde 200 liraya falan bağlamaya çalışıyorlar bu işi. Niye böyle oluyor? Şimdi Burak Bey, ayakta kalmamız için bunu yapmamız lazım. Bak dediğim gibi kozmetik, sadece bu kirayla değil, işte bu arkadaşımız 20 bin liraya burada oturuyorsa şu an 100'ün üstünde kira ödüyor. Öyle. Yani. Tabii. Konteynerde olanlar personel çalıştırıyorlar. Bunun ben yiyecekleri var, SSK'ları var. Kozmetik dediğim gibi aşırı derecede var. Elektriği var, suyu var. Millet şunu zannediyor. Sadece konteyner verdiler, elektrik suyu bedava. Bize elektrik su da bedava değil. Yani dünya kadar giderler var. Bunlar yüksek. Yani içinde olmadığınız için bazı şeyleri bilmiyorsunuz. Kozmetik gerçekten çok aşırı bir derecede yüksek. Fiyat artışına... Ama vatandaş şikayetçi, onu söyleyeyim size. Yani fiyat, vatandaş vereyim. Bizim ayakta kalmamızı istiyorlarsa destek vermeleri lazım. Şöyle zaten mecburen abi, saç kesilmesen olmaz evet. ki. Mecburen geliyorlar yani size. Şöyle bir örnek vereyim. Bir saç sakal tıraşımız 45 dakika 50 dakika az sürüyor değil mi? Hangi bir ustaya bir işçilik yaptırıp da 300 lira yaptırabilirsiniz? Senin işin 10 işi bir değil ama. Herkesin işi bir değil. Ama işte bak, bir saat mesela işçilik... Mesela adam inşaat işçisi 2000 liraya çalışıyor yani. 1600 liraya çalışıyor. Geçen gün 1600 liraya çalışıyorlar değil mi? Mertçe'de gördük. Neresi de Fatih Lisesi'nin inşaatına çalışan ustaları soruyorum. 1600 lira mesela. Burak Bey, ben söylüyorum, biz yaptığımız çalışmalar neticesinde yine çevre illerin araştırması, Türkiye'nin en berber kuaför açısından söylüyorum, en uygun ili yine Malatya'da. Bir şey daha sorayım başkanım. Tamam, bu konuyu ben ikna olmadım ama siz şey yapsanız da ikna olun, çünkü vatandaş hakikaten zor durumda. Evet. Sizin savunmanız bu şekil ama ben ikna olmuyorum vatandaş olarak. Ekrandaki vatandaşlar da belki ikna olmadılar ama işte biraz fiyatları konusunda biraz daha indirim yapmanızı bekliyor. Yani niye berberler odası çıkıp da demiyor ki işte ben fiyatları indirdim. Hep üstüne geliyor. Fiyatları indirmemiz için elektriğin, SSK'nın, kozmetik ürünlerin düşünmesi lazım. Böyle bir şey yok ki, tam tersi. Biz aldığımız bir ürünü... Kozmetik ürünü biliyorsun, şimdi mesela bir erkek berberine gittiği zaman ekstra uygulamalar yapıyorsun, işte yüz maskesi. Evet, tamam, onları anlarım. Yani normal tıraşta fazla bir gider olacağını düşünmüyorum yani, makas. Dükkan kirası büyük bir... Dükkan kirası ayrı, onu söylüyorum sen. Şu an mesela berberden çok konteynere gitti, o yüzden sonra. Onun için diyorum. Yani vatandaş diyor ki ya, biraz fiyatta indirim yapılsın. Yani dediğim gibi bak, Türkiye'nin en ucuz ili Malatya yine. Büyük şehir yani olmasına rağmen. Mesela kadın kuaförlerinden çok şikayet var. İşte onların da... Yani kadın kuaförlerinde limit yok diyorlar. Geçen gün bir tane arkadaş bana yazmış şeyde, sosyal medyada. 30 bin lira düğün. Çok ciddi para, 30 bin lira. Ciddi rakamlar yani. 30 bin lirayı siz kazanmak için belki 20 gün çalışıyorsunuz. Burak Bey, biz kadın kuaförlerinde böyle bir uygulama da mevcutmuş. Bizim kadın kuaförlerimiz tamam, bazı bölgelerde bir lüks kuaförlerimiz, iyi kuaförler. Kuaförlerimizin hepsi iyi. Ama sınıf vatandaş, sınıf ayırmışsınız, daha sınıfı besin. Biz ayırmamışız da kuaförlerimizin hepsi birbirinden üstün. Şimdiki sen güzel, kaliteli bir yer istiyorsan onun bedelini de ödemek zorundasın. Şimdi vatandaş tamam eleştiriyor, bizden bunu al diyorlar ama şimdi sen gittiğin yerde ürünlerin hepsinin kaliteli olmasını istiyorsun. Ben şunu kullanmasını, bunu istiyorum dersen bunun bedelini de ödemek zorundasın. Hı hı. Yani bunları anlayışla karşılamamız lazım. Bakın, bir standart yok diyorlar yani. Tamam, kaliteyi, parası neyse ödesin herkes. Yani daha fazlasını isteyen daha fazlasını ödesin. Onunla yana şeyim yok. İşte mesela burada, sizin işiniz farklı, biliyorum. Türkiye genelinde nedense yani berber ve kuaförün parası milletin gözüne nedense çok büyük geliyor. Gelmemesi lazım. Bakın, pandemide berberin ve kuaförün kıymetini herkes gördü. Tamam. Allah vermesin depremi. Herkes berber oldu. Depremde bu meslektaşlarımızın hiçbiri memleketi terk etmediler. Salonlarını açtılar, hizmet ettiler, konteynere gittiler, ne gerekiyorsa yaptılar. İşte burada da işte görüyorsunuz, şartlar ağır, biz de ayakta durabilmemiz için fiyatı mecburen yükseltmek zorundayız. İşte tamam konteyner diyorsunuz ama işte bir kira bedeli niye yükseltiyorlar, buna müdahale etsin. Yani bu konuda sizin STK'lar anlamında biraz daha şey yapmanız gerekiyor. Yani şu an özellikle deprem bölgesinde... Fedakarlığı, berber kuaför yapıyor, fazlasıyla yapmanız lazım, biraz daha yapmanız lazım. Yapıyor. İnsanlar hakikaten... Ben bunu... Tıraş olmuyor insanlar. İçimiz buna rahat. Tıraş olmaya gitmiyor insanlar. Kaç kişi mesleğini bırakmış, askerli ücretten fabrikalara gidip çalışan alfalar var. Doğrudur. Yani bu ne demek ki, yani kazanamadığını gösteriyor. Doğrudur. Yani o para söylediğin yüzde kaç değil de, dilime de %50 çok kişi var. Bilim başkanı var mı? Evet, çok var, kişi var. %30 civarında var. Halfalarımız şu an kaç bir fabrikalarda çalışıyor? Kuaför kayıtlı sizin şeyinize. Şu an 1000'e yakın berber kuaförümüz var. Yani çarpı 2 desen işte güzellik bayan erkek berbere 100 tane salonumuz
İşte kimi şehri terk etti gitti, kimi kapatmak zorunda kaldı. 3 kişilik bir ordu. Evet. Peki başkanım şey soracağım. 1 Temmuz itibariyle biliyorsunuz berberler bir gün kapatacak kuaförlerde. Bunun günü belli oldu mu? Çünkü geçen gün bir tartışma vardı. Pazar günü yapalım mı? Cumartesi mi yapalım? Bununla ilgili bir karar aldınız mı siz berber odası olarak? Biz kararımızı 2022'de meslektaşlarımızın görüşünü alarak valiliğe teslim ettik. Şimdi valiliğin kararını bekliyoruz. En kısa zamanda gün belirlenecek. Zaten aşağı yukarı gün belli. Pazar olmazsa olmaz. Ne diyeceksiniz? Çünkü tam düğün günü, tatil günü, insanların yani tıraş olduğu gün. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi gününü ne belirlediniz peki siz? Meslektaşlarımızın talepleri pazar günüydü. Biz pazar günü mesela düğün sezonu. Biz onlara uymak zorundayız. Şimdi sezonda tabii onların çareleri mutlaka vardır. Onun çalışmalarını biz yapıyoruz. Onların işte düğün olanların müsaadeleri mutlaka verilecektir. Şu an bir şey demiyorum. Onlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Yani herkes kendini de ona göre ayarlayacaktır. Çünkü bu mesleğin bir gün tatile ihtiyacı var. Hepsi canı hocam, bekliyor. Bir gün daha uygun olur. 40 yıldır kanayan bir yara herkes bunu bekliyor Türkiye genelinde. Allah'ın izniyle o da Sayın Bakanımız tarafından onaylandı, geçti. En kısa sürede de burada uygulamaya başlayacağız. Pazar bence yanlış bir gün ama. Bakın bence yanlış. Neden? Pazar günü çünkü insanlar şimdi çalışan insan sayımız çok. Benim tatilim düğün o mevsim mesela. Siz bir gelin başı biliyorsunuz ne kadar sürede yapılıyor? Tatilin kavramı ne? Tatilin dinlenmek, çağın çoluğundan, eşinden, dostundan bir şey yapmak. Benim çocuğum okula gittiği zaman, çocuğum İşin okuldayken çeşit. Ben pikniğe gidebilir miyim? Karar sizin. Ben ilgilendirmez. Bana ters geliyor yani. Siz ekmek para kazanmak istiyorsanız pazar günü açık olmak zorundasınız. Ben onu söyleyeyim bana. Şimdi bunu biz pandemide gördük. Hepsi de meslektaşlarımız hafta sonları kapalıydı. Hafta içi çalışıyor. Tabii cumartesi pazar kapalıydı. Şimdi vatandaş da onu da kendine göre müşterilerimiz de onu ayarlıyorlar. Bir gün çok sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Hayırlısı olsun. Camiamız hayırlı olsun. İnşallah. Bir de abi, sıkıntı pazar günü tek değil ki. Eskiden insanlar banyo sıkıntısı vardı, pazarı bekliyordu. Tabii. Ama şimdi kafede saçını yıkayabiliyorsun, evinde doğalgazın var. Yani her şey var, imkanlar var yani. Ben bugün kapattığım zaman eşim çalışıyor. Çocuklar okulda, ben ne yapacağım evde tek başıma? Yat dinlen. İstirahatına bak. Hayır, niye? Ne diyeyim sana, o yapacağın işleri bana sorma. Yok, abi yok. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Zaman, canlı yayındayız başkanım. Görüşürüz abi, Allah'a emanet. Ya en azından soruları açık açık cevap verdiniz. Teşekkür ederim Azam başkanım. Devam edelim Mert, aşağı doğru gidelim. Gel. Merhaba abla. Nasılsın? Merhaba, iyiyim canım. Evden çıktın hemen, nereye böyle? Neyden? Yakaladım seni. Komşuya gideyim. Komşuya gidiyorsun. Evet. Nerelisin? Arguvanlı. Neresinden? Esaköylü. Oo, Arguvan'ı ben çok seviyorum. Ha, sen nerelisin? Ben Malatya'nın yerlisiyim buranın. Öyle mi? Malatya'm. Hayırdır biraz. Bakın şeyiniz ne? Canlı yayındayız. Vatandaşın sorun sıkıntılarını dinliyoruz. Var mı sorun sıkıntı? Sorun sıkıntı olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Ha, olmaz mı? Emekli miyiz? Emekli, beyim emekli. Yetiyor mu maaş? Ne yeter? 7,5 lira ne yetecek? Kime yetecek? 7,5 lira mı alıyor? He, vallahi 7,5 lira. Ev kira mı? Yok, ev kiralıyım. Çok şükür. Evet, çok şükür. En azından o derdin yok yani. Yani o derdim yok, çok şükür. Çocuklar da kendini götürür. Eyvallah. Köyde durumlar nasıl? Köyde yer var mı? Yok, köyüm yok, evim yok. Köyün var ama sadece. Köy var da yıkıldı. Ha, yıkıldı. Onlar da mı gitti? Yok, depremde yıkılmadı. Ha, önceden yıkıldı. Evvelden yıkıldı. Eyvallah. Evet, selam yollayalım o zaman Arguvan'a. İsa köye selam yollayalım. Hadi tamam, hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Devam edelim Mert. Sağ olasın. Paşa Köşkü'nden, yani biz buralara doğru dürüst gelmiyoruz değil mi Mert? Hiç bu alana doğru gelmemiştik, hep yukarılarda bitirmiştik. Paşa Köşkü'ne girdim mi korkuyorum değerli izleyenler. Sebebini siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bir anda karşıma başka kişiler geliyor. Korkumu anlıyorsunuz umarım. Abi nasılsın, iyisin? Telefonla konuşana. Milletin derdi bitmiyor. Nasılsın, iyisin? Allah'a hamdolsun, sen de iyisin. Sağ olasın. Ev nerede? Başarık'ta. Başarık'ta. İyidir inşallah evin durumu. Yani hafif hasarlı. Kendi evi mi, kirada mısın? Yok, kendi evim. Kendi evim, şanslısın. Yani şanslı değil demeyelim de ona Allah'ın lütfu diyelim. Allah'ın lütfu, o ayrı bir şey yani. Şey yani. Sorun ve sıkıntılar dinliyoruz. Canımız da sağ hamdolsun. Sorun sıkıntı çok da hangi birinden bahsedelim? En büyük yaşadığın sıkıntı ne şu an? Valla hayat pahalılığı desek. Doğru. Malatya ile alakalı değil ama Türkiye genelinde böyle bir şey var. Ne iş yapıyordun sen abi? Ben emekliyim. Nerede? Özelden. Dışarıdan. Yani normal çalışan emeklisiniz. Eyvallah. Maaş ne durumda şu an? 12. 12 lira.
Yetiyor mu? Yeter. Bu soruyu sormaya utanıyorum artık. Tamam. Vallahi bile utanıyorum. Yeter mi ya? Yeter mi ya? Yeter. Doğru söylüyorsun. Markete gidiyorsun, bir şey alıyorsun. 4000 lira, 5000 lira tutuyor. Aynen öyle. Yani şey, 4 kişilik bir aile. Şimdi 6-7 bin liradan aşağı marketten çıkamışsınız. Değil mi? Ekstra iş yapıyor musun? Yok. Yapamıyorsun. Bu yaştan sonra ne ekstra iş yapacağım? Ne bileyim yani, belki bir canın çalışmak ister, başka işler yapmak ister. Ya. Masa başı işler olur. Kimsenin işini de yapamazdık. Elimize yüzümüze bulaştırdık bu yaştan sonra. Ondan sonra da... Ya bir yaştan olmuş. Allah aslında maşallah var öyle deme. 61 yaşındayım. Hiç belli etmiyorsun maşallah var vallahi. 7 yaşımdan beri çalışayım. Dinleneceğim diyorsun. Yeter. Tamam abi, görüşürüz. Allah'a emanet. Allah'a emanet, sağ olasın. Merhabalar, nasılsınız? İyisiniz. Merhaba, Malak Dert babası. Bıyıklarınız çok güzel. Teşekkür ederim, sağ olasın. Ben de öyle bırakmak istiyorum da, benimki biraz dik çıkıyor. Genel bırakamıyorum. Genel değil oluyor. Evet, arkadaşlar da söylüyorlar bazen. Fatih geçelim, sen şikayet ediyorsun. Ya ben uğraşıyorum, böyle çıkıyor. O, yapamıyoruz o işte, şu şekli öğrenmiyoruz. Olmuyor diye. Bir vücut yapsa demek genetik yapı da bunda var. Siz tanıyalım. Bektaş Özalp, emekli işçiyim ben. Nereden? Tekel'den en son ayrıldım. Orada bir sürü tanıdığınız vardır. Tabii tabii. Hemen biz de o 2000 işçi tanırız. Ama zamanın en çok işçisi olan yerlerden bir tanesi. İyi bir yerdi. Toplumun dayanışma içerisinde olduğu bir yerdi. Dostluğun arkadaşlığından geliştiği yerdi oralar. Sümerbank, Tekel. Tabii tabii. Şeker fabrikası. Hepsini yıktık. Daha sonra hepsini şükür. Ha. Yıktık, şimdi o yıkanları da alkış çalışıyoruz. Aferin. Aferin diyoruz. Asgari ücreti benim niye para? Orada içerisinde bir sözleşme dönemimiz oluyordu, iyi kötü. Tabii. Sözleşmemizde bir gelir oluyordu ekstra. Gelir, enflasyonu kadar gelir olurdu, aşağı düşmüyorduk hiç olmazsa. Aynen. Şu an ne alıyorsun maaş? Ben, ya biz zamanımızda kazancımızın %50'sinden prim kesiyorlardı. Ha, yüksek alıyorsun o zaman sen şu an. Limit yükseltemiyorduk biz. He. Diyorlardı ki şu kadar, istersen 50 bin lira kazan, 20 bin liradan şey keseriz, sigorta primi keseriz. He. Onun için bizimki düşük oldu. Sonra emeklilerken de %50 ile emekli ettiler. 250 gün içinde bir puan alıyoruz ilaveten. Ondan beraber işte %70 falan ulaştı emekli. Yani şu anki emeklilerden yüksek alıyorsunuz. Benimki. Genelde biraz genelde daha yüksek. Biraz daha yüksek. Abi olması gerekiyor onu. Ben size söyleyeyim yani. Sizde normal şey uygulanmış. Normal tarife bence uygulanmış. Yani daha da üstü olabilir ama işte. Evet. Şu şartlarda az geliyor şu anki. Abim 7500 lira maaş alıyormuş şu kadar. Abi. Dur. Yani ben işte 10 bin gün prim ödedik. Primimiz de böyle. Tabii görünürse ki herkes rahat etsin, sıkıntı çekmesin. Asgari ücrete geçmek çok zor. Hele bir çoluk çocuk, kira bazı. Almış başını gidiyor. Şu depremden sonra Malatya'daki insanların psikoloji değil de ruh hali değişti. Kültürel yapılar değişti. Ahlak yok. Ahlak kalktı. 3 bin lira ve 10 bin lira diyor. 19 depremde Elazığ'a birkaç sefer gittim. Nereye abi? Elazığ'a. Ha, Elazığ'a. Dedim ki sohbet ettik, orada ev arıyorlar falan. Sohbet ettik, dedik ki şu eve 8-10 bin lira kiresliği. Dedim lan Elazığlılar maşallah vicdanlıymış. Aynen öyle. Ama döndük Malatya'ya geldik. Ulan Malatya onlar da vicdansızmış. Ya kırtlağını sıkıyor. Kiracının kırtlağını sıkıyor. Komşusu açken kendileri stok yatan bizden değildir diyen bir Muhammed ümmetinden ancak gel gör uygulamaya ki nasıl eder de soyarım diyor. Nasıl aynen. Eder de soyarım diyor. Öyle evet. Mi? Başka sizlere sohbet etmek isterim. Teşekkür ederim. Ağza sağlık. Tamam. Güzel bir şekilde derdimizi anlattık. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Şurayı bir çekelim. Bir selam verelim buraya. Mert yukarı çek yukarıya. Mahallemizin en güzel kadınları. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz. Sağ olun. İyi deriz. Ne iyi ola. Niye? Başa gelmiş. Ne adam emekliye bir şey yok. Çevre temizliği yok. Bir şey dert yok. Çok. He? Dert çok. Dert çok anası. Anca bir kaset olduk. Eyvallah. Siz de en çekimini yapıyorsunuz. Mahalleleri çekiyoruz böyle. Kolay gelsin. Sağ olun. Siz nasılsınız abi? Emeklilerden bahsettiniz de. Gel abi şöyle orada durma ki. Orada ekranda yasak olan şeyler var. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Sağ ol, tanıyalım seni. Mustafa Karakuş, Çelikhan doğumluyum. Malatya'da yaşıyorum. Nerede yaşıyorsun? Malatya'da yaşıyorum. Şimdi siz emeklilerden bahsettiniz de ya Allah için bu kadar vekiller, belediye başkanları biri demiyor mu ki ya 10 bin lirayla bu insanlar nasıl geçinecek ya? Bunlarda Allah korkusu yok mu ya? Canlı yayındayız, ona göre konuşalım. Haklısın. Bunu her yayında söylüyoruz zaten. Bak, tamam bunu her yayında dile getiriyoruz. Hayır şimdi bu adam ne yapacak? Yani 10 bin lirayla ne yapabilir yani? Hiçbir şey yapamaz abi, ne yapabilir? Yani bir de 60-70 yaşından sonra ne iş yapabilir? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapamaz. Hele de kiracıysa mahvoldu. Ya kira zaten kira 20 liradan aşağı kira yok. En adi 10 lira kiradan aşağı yok. Aynen öyle. Ya böyle bir şey olamaz ki. Yani Türkiye çok kötüye gidiyor. Yani böyle bir şey olamaz. Yani mesela ben kendim AK Partiliyim. Hayatımda AK Parti'ye başka kimseye uy vermemişim. Ya böyle bir şey olur mu ya? Bu dakikadan sonra hayatta... Son seçimi kime verdin? Ben son seçimde dahi ben uy kullanmadım. Sandıka gidiyordum. Emekliler zaten %80'i uy kullanmadı. Sen emeklisin. Ben emekliyim. %80'i uy kullanmadı.
Zaten 16 milyon... Sandığa gitmedin yani. Sandığa gitmedik. Bak benim yaşadığım yer Çelikan, AK Parti'den başka hayatta kimseye hiçbir yere oy vermediler. Vermediler. Hiçbir tane sandığa gitmedi. Kazandı? Deva Partisi, Deva Parti dünyada. Deva Partisi'ne ayarak. Ya, şahsa verdiler. Yani şimdi verdim. Hayatta Deva Partisi'nin öyle bir uylar muylar öyle bir şey yok da. Yani öyle parti bir... olarak değil. Aynen öyle. Ya Tayyip Erdoğan mesela diyelim ki herkesin sevdiği bir insandı. Yani bir 300-200 senedir ki milletin mahvoldu. Böyle bir şey olur mu ya? Ya millet gerçekten aç. Çok çok çok. Ya bir insan arabaya binemiyor. Valla her şeye zam geliyor bak. Yine yakıta zam geldi. Elektriğe %138 zam geldi. Valla böyle bir şey olamaz. Geldikçe geliyor ama değerli izleyenler, dün işte biliyorsunuz memur emeklisine ve memur çalışanlara şey geldi, zam geldi. Asgari ücretli 17 bin lira geçinmeye çalışmaya devam ediyor hala. Hayır bu vekiller... Yani onlara zam geliyor, bu yani onlar çalışan da bunlar değil mi? Tam bu vekiller Malatya'ya geliyor, milleti görmüyorlar mı? Millet bunları seçip buraya göndermişler, buraya ne yapıyor? Bir Ali Akbaba orada çatlat 3-5 tane laf söylüyor. Kim söylüyor? Onu bunu boş ver, sen vekiller ama millet, görüyor musun? Millet, bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Millet hak ediyor. Gerçekten hak ediyor. O vekilleri şehri bırakmayacaklar. Kaç tane vekili gezerken gördün? Hiç görmedim. Hiç görmedim. Vela baba dışına hani senin az önce söylediğin gibi. Hiç görmedim. Gerçekten görmedim. Ben de görmüyorum. Bak o kadar ben yıllardan ayla, yani bir buçuk yıl oldu değil mi Mert? 17. aya giriyoruz. Ben bir tane vekile röportaj yapamadım millet, sokakta. Zaten vekillere oy vermiyor ki. Milletin oy verdiği kişi Tayyip Erdoğan'ın şahsiyetine veriyor. Aynen öyle. Kimse vekil tanımıyor. Tayyip Bey'e ben, büyük bir sevgileri var ama işte vekili tanımadıkları için. Ben 20 senedir oy veriyorum, Tayyip Erdoğan'ın şahsiyetine vermişim. Ben vekil kim? Doğru. Yani senin gibi vekili ben tanımıyorum. Oy verenlerin çoğu bunu söylüyor. Ya kimse vekile uyuyor ama Tayyip Erdoğan'a burada yani Tayyip bu Bey'e yanlışı görmesi. Şimdi Tayyip Bey bunu bu emeklilere demiyor ki ya yazıktır adam 60-70 yaşından sonra ne yapabilir, ne iş yapabilir? Aynen öyle. Vekile sen 150 bin lira 200 bin lira maaş veriyorsun, emekli onlara maaş veriyorsun. Böyle bir şaka şey var gibi mı ya? Şaka da öyle değil ha. Şaka da böyle değil. Yeğen aferin. Bu sosyal konulara değinmem beni onurlandırıyor. Eyvallah. Gözlerinden öptüm. Bu tur sosyal konulara değmeye devam edin. Neden dese siz toplumun aynası, siz topluma o aynayı tutmazsanız vatandaş kendini görmez. Öyle. Bu tür sosyal konulara da sık sık değinin. Gerçekten vatandaş çok zor durumda. Çok zor durumda, çok bak, zor durumda. Ben memur emeklisiyim. Ben onlara oranla çok çok iyiyim. İki kişi olmama rağmen çocukların desteği olmasa geçinemiyorum. Değil mi? Bak ben ev kira mı? Hayır, evde kendim. Evde kendim. Bak ne diyorum sana? Ona rağmen yine geçinemiyorum. 3 tane çocuğum üst düzey memur. Bunların desteği olmazsa 20 bin lira yakın para alıyorum, geçinemiyorum. Ben 2 kişiyim. Bir benim bir teyzem de. Abi markete gitsen ablayla beraber vallahi bile 6 bin lira. 5 bin lira. Hadi biraz daha azaldın 4 bin lira. İşte bak, ne yiyeceksin, ne ben içeceksin? Diyorum ki, ben sadece, pazara gidiyorsun 600 lira. Ben sadece şahsımı düşünmüyorum. Tabii, bana kalmış olsa... Toplumun genelini düşünmek lazım burada. Bana kalmış olsa bana hiç şu anda zam vermese de ben dönüp bakmam. Ama biz sadece benden olmuyor. Tabii şu. Biz. Biz. Ama senin bu davranışını ben çok takdir ederim. Eyvallah. Görüşürüz abi. Kardeşim, biz devam edelim. Kardeşim mali... siz bu tür sosyal konulara değmeye biz devam edin. Biz sahadayız. Her tüy olarak hep sahadayız. Abi kolay gelsin. Sen bir şeyler diyeceksin. Hadi kolay gelsin. Eklemek istiyorum. Ha buyurun. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Canlı yayındayız. Canlı yayındayız. Canlı yayında olduğumuzu da biliyoruz. Allah rızası için, bu emekler için 5 dakika olsa kafanı yastığa koyduğu zaman bir düşünsün. Sadece 1 dakika, 5 dakika da demiyorum. Saygılar. Eyvallah. Abi kolay gelsin. Eyvallah. Teşekkür ederim. Devam edelim. Sıcaklarda dolaşıyorsun. Tamam. Konuşamıyor ablam. Gel Mert. Şu aradan da inelim. Malatya sesini orada çıkalım. Orada da yayınımızı sonlandıralım. Melek Yolları düğün salonu. Açık değil mi Mert? Açıkmış. Burası aktif değerli izleyenler. Hemen sağ tarafı Melek Yolları düğün salonu. Burada da binalar yıkıldı. Hemen Melek Yolları'nın yanındaki binalar da yıkıldı. Şuradan aşağı inelim Mert. Şuradan aşağı inelim. İnecek yer yok mu ama? Şu ileriden ineceğiz. Gel. İleriden ineceğiz. Buraları da bir göster Mert ya. Mahalleyi bir göster. Sağa solu bir gösterelim. Hava çok sıcak değerli izleyenler. Bugün nemli bir sıcak var Malatya'da. Onu özellikle söyleyeyim. Dışarı çıkacaklar. Özellikle kalp hastaları, tansiyon hastaları aman dikkat etsinler. Hakikaten sıkıntılı bir hava var. Mümkün olduğunca çıkmamaya özen göstersinler. Genelde de akşam üzerleri çıkarlarsa da daha iyi olur. Bakalım burada kim varmış? Sağ bir sol bir şey. Kolay gelsin. Nasılsın, iyisin? Konuşabilir misin? Ne için? Muhabbet edelim, gel. Tabii.
Gel buraya gel, dışarıda konuşalım. Oradaki şeyleri göstermeyelim. He, tanıdın değil mi? Gel. Ertuğrul'dasın. Aynen aynen. Mert buraya doğru gelirsen. Nasılsın abi? Sağ ol, teşekkür ederim. Senin yıkılan yerin burası mıydı? Efendim? Yıkılan yer. Evet. Aynı yere koydun. Aynı yerdeyim. Bunu firma mı yolladı, sen mi aldın? Ben aldım. Ha, sen aldın. Evet. Ne zaman sonra açtın dükkanını? Efendim? Depremden ne kadar sonra açabildin dükkanını? 2 ay sonra açtım. 2 ay sonra açabildin. İsim neydi abi? Mehmet Can Fırat. Mehmet Can Fırat. Lise Emit Hemen'in var mı Mehmet abi? Yok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Hayırlı günler diliyorum. Sağ kolay gelsin. İyi sağ olasın. Günler. Abi sen nasılsın? İyisin? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Durumlar nasıl? Tebrik ediyorum. Eyvallah. Durumlar fena değil. Ha. Ne burada olsun? Evet. Evde bir sıkıntı var mı? Yok hayır. İyiyim, TOKİ maşallah. Konutları. Ha, TOKİ'de oturuyorsunuz. Evet. Yalnız Malatya sıkıntılı. Malatya çok sıkıntılı. Çok sıkıntılandı. Evet evet. Bilseniz bir temenniniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. Görevinizde başarılar. Allah razı olsun. Biz devam edelim. Hadi buyurun. Paşa Köşkü'nün alt taraflarında gezmeye devam ediyoruz. Gel karşıya doğru geçelim ben. Şuradan yavaşça aşağı inelim. Süremizi tamamlamak üzere miyiz? Bana öyle geliyor ama bir bakalım yine. Gel Mert. İyi. Yarım saatten fazladır yayındayız galiba. Şöyle yavaş yavaş aşağı inelim. Bir kasaba gidelim. Gel Mert. Filinta Apartmanı. 1990. Selamünaleyküm. Selam. Nasılsın abi? İyisin? Sağ ol. Hoş geldin. Bak kasap ve kedimiz de burada bekliyor. Nasılsınız? İyisiniz? Sağ olun. Siz de iyisiniz. Sağ olun. Durumlar nasıl? Bir halinizi hatırını sormaya geldik. Sağ olasın. Yemek mi hazırlıyoruz? Hayırdır? İyidir abi. Sağ olasın. Ha. Canlı yayındayız. Canlı yayındayız. Evet, evet. Evet. Durumlar nasıl abi? Uğraşıp duruyoruz. Uğraşıp duruyoruz. Bayram sonrası herhalde biraz sakin mi kaçıyor? Tabii tabii sakin. Et ne kadar şu an Malatya'da? Et 500 lira. Kuzu karkas falan onlar? Yok kuzu fazla şey etmiş. Bayram arası kesmiyoruz. Ha. Durgun evet. Eyvallah. İşler nasıl gidiyor? Vallahi işler durgun işte. Bayramın etkisi. Hı. Bir tür yemek işleri mi yapıyorsunuz yoksa? Yok yok öyle bir kendimize biraz. Öğlelik işleri. Yapıyorsunuz. Evet. Eyvallah. Görüşürüz abi. Oldu. Allah sağ olun. Sağ olasın. Sağ olasın. Kolay gelsin. Devam edelim. Şuradan çıkalım. Kasabımızın kedisi de varmış. Burada bekliyor valla hayvancağız. Yavaş yavaş inelim Mert. Selamünaleyküm. Nasılsın abi, iyisin? Sağ olun, siz sormazsınız. Sağ olun. Geldik, mahallenizi çekiyoruz. İyi etmişsiniz, ayaklarınıza sağlık. Durumlar valla gördüğünüz gibi. Hiçbir yer iştah açıcı değil yani. Değil mi? Yani. Herkes huzursuz eder. Herkes, ortam. Aynen aynen. Herkes huzursuz, herkes mutsuz. Gergin. Şöyle çarşıda gezip bakıyorsunuz, yüzü gülen insan var mı Allah'ın seversen? Yüzü gülen insan yok. Bir de tanıdık yüz kalmadı. Tanıdık yüz de kalmadı, yüzü gülen insan da yok. Bilmiyorum artık, herkes yarın için böyle karamsar bakıyor. Öyle. Hiç. Böyle iyi. Önerin ne peki? Öneri, galiba Malatya Büyükşehir'den düştü, öyle bir şey yok, var düşmedi. Mı? Öyle diyorlar da. Nüfus olarak. O ünvanı nüfus olarak düştük ama evet. Ünvanımız devam ediyor. Büyük, evet. Malatya Büyükşehir evet. Olarak devam ediyor. Evet, düşmesin de ya. Hiç. Her şey pahalı. Öyle. %38 elektriğe zam geldi. Emekliye verdikleri %24. 10 bin lira. O da memur emeklisi. O da memur emeklisi. Geleceğe hiç iyi bakmıyorum yani. Kısacası. Allah sonumuzu hayırlısı. Söylenecek, konuşacak çok şey var ama şu anda aklımıza gelmiyor. Eyvallah. Geçmiş olsun. Kolay gelsin. Devam edelim. Sağ olasın. İlerleyelim. Nasılsınız? İyisiniz? Tamam. Mert buradan girenden de ben sokağa karıştırdım galiba. Ara sokak var diye zannediyordum da. İşte binalar yıkılınca. Ha zaten ara sokak olmuş burası Mert. Şurayı çeksene. Malatya Lisesi tam karşı alanındayız değerli izleyenler. Burada Malatya Lisesi rahat bir şekilde gözükebiliyor. Buradaki binalar yıkılınca sağlı sollu. Bu binalara da zarar vermiş Mert, görüyor musun? Yan bina yıkılırken sonradan o duvarı da örmüşler. Yıkım firmaları böyle ama devamını getirmemiş. Niye sıvamamış ki oraları değil mi? Yapmamış. Gel aşağı inelim Mert. Bizi bekleyenler de var. Kolay gelsin. Selam vere vere gidiyorum böyle aşağı doğru. Nasılsın abi, iyisin? Sağ ol, teşekkür ederim abi. Sen de buranın yılların esnafısın. Şöyle şuraya doğru gel ki şey olmasın. Ekrana bazı şeyler getiremiyoruz biliyorsun. Doğru söylesin abi. İşler nasıl gidiyor abi? İyi abi, çok şükür uğraşıyoruz. Koşturuyorsun. Aynen öyle. Burası hiç kapanmadı değil mi? Yok. Depremden beri açık sanki. Depremden beri açık. Çünkü aklımda kalmış. Hiç bu şey yapmaz. İşler nasıl gidiyor abi? İyi abi, uğraşıyoruz. İsteğin temennin var mı? Bir herhangi bir şey yok abi. Ne eyvallah diyorsun? O zaman. Devam edelim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Selam söylemek istediğin kimseler varsa söyle. Ben de söyleyelim abi. Tamam abi, Allah kolay gelsin. Yardımcısı olsun. Amin amin cümlemizin. Gel Mert.
Kolay gelsin abi, sağ olun. Buradan tam o MX'in en üstündeki köşede. Buradan mı bitirelim Mert? Malatya sesimi gösterelim, ondan sonra bitirelim bence. İnsanlar merak ediyor. Orada anısı olan çok. Çok güneş. Yoruyor değil mi? Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim ama çekme. Tamam, tamam. Tamam, yani yanlış anlama. Yok, yanlışından değil. Konuşmak isteyenlere her zaman mikrofon açık. Teşekkür tamam. ediyorum. Burada mı evimiz, yukarıda mı oturalım? Yok, ben yukarıda, yukarıda oturuyorum, evet. Geçmiş olsun size. Teşekkür ederim. Sağ olun. Maskenin bu şekil suları da var. İçilebilir su noktaları oluşur da değerli izleyenler. Bunun tarafına gel Mert, bir bakalım. Sular akıyor mu? Sular çalışıyormuş. Değişik bir şey uygulamışlar. Su da soğukmuş ha Mert. Acaba soğutucu mu kullanıyorlar? Olabilir. Malatya sesine bir göster Mert. Buradan gösterebildiğin kadar. Zaten ağaçlardan fazla gözükmüyor da değerli izleyenler. Fazla bir sıkıntı yok. Nasılsın abi, iyisin? Ne abi? Orası polis alan olduğu için ben buradan söyleyeyim. Oraya girmeyeyim ben. Filtrelerin değişip değişmediğini soruyor. Mert şuraya bir soru, şuraya çekti. Abim diyor ki filtreleri değişiyor mu değişmiyor mu? Maskeye soruyoruz buradan. İzliyorlar zaten hepsi. Filtreleri değişiyor mu değişmiyor mu? Ben soruyu sordum. Cevap gelirse söylerim. Tamam abi. Sağ olasın abi. Burada yayınımızı sonlandıracağız. Kolay gelsin. Gel Mert, şurada yayınımızı sonlandıralım. Hülyakaya bugün Paşa Köşkü civarındaydık. Ataköy Mahallesi. Kime sarıyorsun Mert? Sana mı el salladı? Eyvallah. Ataköy Mahallesi civarındaydık. Yavaş yavaş Paşa Köşkü'ne doğru geldik. Yine Ataköy Mahallesi civarında da yayınımızı sonlandırıyoruz. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar değerli izleyenler. Yarın yine başka bir noktadan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.